Harita deyince aklınıza ne geliyor? 5 yaşından beri okul duvarlarında gördüğünüz bu harita mı? Yoksa dükkanlarda sık sık karşılaştığınız şu havalı harita mı? Ya da neredeyse her gün kullandığınız bu harita mı? Eminim ki bu üçünden biridir. Oysa ki haritalar bu kadar sınırlı şeyler değildir. Onların dünyası oldukça zengindir. Ama ülkemizde maalesef pek bilinmiyor. Hemen hemen her şeyi haritalandırabilirsiniz. Soyadları, en seksi kadınlar, mutluluk ya da dünya milyarderleri gibi her şeyi haritalarla anlatabilirsiniz. İşte bugün tam olarak bunu yapacağız. Dünyanın en ilginç haritalarını yorumlayacağız. Ve bu haritalar size okullarda öğretilmeyecek türden olacak. İlk haritamız Dünya Mutluluk Haritası. Açık yeşilden koyu yeşile artan bir renk kodu tercih edilmiş. Dünyanın en mutlu ülkeleri Kanada ve Avustralya. Aslında bu iki coğrafya çok serttir ve yaşaması çok zordur. Ama demek ki bir kez başarırsanız dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. İkinci sırada Avrupa ve Amerika var. Tahmin etmek zor değil. Maddi gelir arttıkça mutluluk da artıyor. Çünkü Afrika'ya bakarsanız rengin ne kadar açık olduğunu görürsünüz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye ortalama bir yeşile sahip. 5 ve 5.5 arasında bir değerde. Ama bu haritanın 2018'de çizildiğini unutmayın. Yani rengimiz artık biraz daha açık yeşil olabilir. Eminim ki şu anda bu videoyu izleyen mutsuz insanlar vardır. Bu söylediklerim klişe olacak ama bana güvenin. Hiç kimse için, hiçbir şey için kendinizi üzdüğünüze değmiyor. Siz üzülürken sizi üzenler hayatına devam ediyor. Onun için siz de ayağa kalkın. Hayatta her zaman yeni bir yol vardır. O yolu bulun, ayağa kalkın ve güçlü durun. İkinci haritamız zenginlik haritası. Mutluluk haritasıyla benzerlik gösteriyor. Avrupa, Amerika, Kanada, Avustralya hem zengin hem mutlu. En farklı ülke Rusya. Çünkü Rusya Avrupa kadar mutluyken Avrupa kadar zengin değil. Biz bu haritada ortalarda bir yerdeyiz. Yani ne zenginiz ne de fakiriz. Bir sonraki haritamız soyadı haritaları. Bu harita sadece Avrupa'yı içeriyor. Aslında tahmin etmek zor değil. Mesela bana bu haritayı göstermeden Yunanistan'ı sorsaydınız hemen Papadopoulos derdim. Türkiye'yi tahmin etmek de zor değil. Tabii ki Yılmaz. Geçelim başka bir haritaya. Bu harita alkollü içecek haritası. Haritanın çoğundaki turuncu birayı temsil ediyor. Rusya'nın ve komşularının rengi tabii ki farklı. Anlamışsınızdır, vodka'dan dolayı. Bu harita dünyadaki milyarderlerin haritası. En fazla milyarder 585 de tabii ki Amerika'da. Onun hemen arkasından Çin geliyor. Türkiye ise burada. Türkiye'de tam 36 tane dolar milyarderi varmış. Bu haritada parayla ilgili. Turistlerin en çok para harcadığı yerlerin haritası. Zirvede tabii ki yine Amerika var. Turistler Amerika'da ortalama 211 milyar dolar harcıyorlar. Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi Fransa'da ise 61 milyar dolar harcanıyor. Belli ki Fransızlar ülkelerine turist çekiyorlar ama bir şekilde para harcattıramıyorlar. Çünkü yanı başlarındaki İspanya daha az turist sayısıyla onları geçmiş. Gelelim Türkiye'ye. Turistler Türkiye'de bir senede 22 milyar dolar harcıyorlar. Turizmdeki en büyük rakibimiz Yunanistan'dan tam 5 milyar dolar fazla kazanıyoruz. Diğer haritamız Dünya Barışçıl Ülkeler Haritası. Rusya tabii ki kıpkırmızı. Afrika'nın iç savaş yaşanan bölgeleri kıpkırmızı. Ve biz turuncuyuz. Yani Amerika ile aynı derecede barışçıl bir ülkeymişiz. Haritalar bazen yanlış çizilebilir. Bu gördüğünüz harita Avrupa'nın IQ haritası. Avrupa'nın en yüksek IQ'su Finlandiya'da. Biz maalesef 89 puanla düşük çıkan ülkelerden biriyiz. Ama üzülmeyin. Çünkü Arnavutluk ve Karadağ bizden de düşük. Bir sonraki harita Avrupa'nın en kalabalık şehirlerini gösteriyor. İlk göze batan kıpkırmızı İstanbul. İzleyenlerin ne kadarı İstanbul'da yaşıyor bilmiyorum ama İstanbul'da yaşayanlar için hayat gerçekten çok zor. 10 sene boyunca yaşadım ve günümün büyük çoğunluğu trafikte geçiyordu. Şimdi biraz daha değişik bir haritaya geçelim. Bu harita dünyanın en seksi kadınlarını gösteriyor. En seksiler Rusya ve Güney Amerika'da. En az seksi kadınlar Afrika'da. Türkiye'nin rengi sarı, yani ortalama. Haritanın en ilginç ülkesi Amerika. Çünkü haritaya göre neredeyse burada hiç seksi kadın yok.
Geçelim bir sonraki haritaya. Bu harita kızıl saçlı kadınlar haritası. Dünyadaki en fazla kızıl saçlı kadın İskoçya ve İrlanda'da. Türkiye'nin oranı sadece %1. Çok aradım ama sarı saçlı kadınların nerede yaşadığını gösteren bir harita bulamadım. Daha da ilginç bir haritaya geçelim. Penis boyu haritası. En düşük Çin ve Hindistan. En büyük Sudan, Venezuela, Kolombiya ve Bolivya. Türkiye'nin rengi yine sarı, yani ortalama bir aralıkta, 13.48 ile 14.88 aralığında. Bu gördüğünüz harita Güney Yarımküre'de kullanılan haritadır. Biz Kuzey Yarımküre'de olduğumuz için haritalarda kendimizi yukarı koyuyoruz. Güneydekiler tam tersini yapıyor. Rusya'yı haritanın burasında görmek biraz tuhaf. Bir sonraki haritaya geçelim. Bu harita duygusallık haritası. Dünyanın en duygusal ülkesi Amerika ve Kanada. En ruhsuz ülkesi Rusya. Biz tabii ki yine ortalardayız. Bir sonraki haritamız sigara haritası. Dünyada en fazla sigara içen ülke Rusya. Kişi başına 2750 sigara içiliyor. Burada dikkat çeken ülkelerden biri Hindistan. Çünkü kişi başına 250 sigaradan az düşüyor. Neden bu kadar az sigara içildiğine pek anlam veremedim. Eğer siz biliyorsanız bana bunu yorumlarda yazın. Türkiye'de ise bir kişi ortalama 1500 tane sigara içiyor. Bu harita ise kalabalık haritası. Dünyanın yarısından fazlası bu çemberin içinde yaşıyor. Bu konu benim çok ilgimi çekti ve başlı başına bir video olmayı hak ediyor. Neden dünyanın yarısının küçücük bir yerde yaşadığını yakında anlatacağım. Bu harita dünyadaki ateist nüfusunu gösteriyor. En fazla ateistin yaşadığı ülke Çin ve Çekya. Türkiye'nin rengi ise sarı. Yani nüfusun %1'i ila %4'ü ateist. Bu harita dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerlerini gösteriyor. Aslında turizm haritasına çok benziyor. Ne kadar çok turist, o kadar çok fotoğraf. En çok fotoğraf tabii ki Avrupa'da çekiliyor. Türkiye'nin rengine bakarsak hiç de fena değiliz. Bu gördüğünüz harita İngilizlerin dünyada işgal ettiği yerlerin haritası. Bu konuyla ilgili özel bir videom var. Kartlara bırakıyorum. O videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Amerikalıların sizin ülkenizle ilgili neyi merak ettiğini hiç düşündünüz mü? Bu harita işte onu gösteriyor. Amerikalılar İngilizlere dair Google'da en çok neden Avrupa Birliği'nden ayrıldıklarını aratmış. Rusya ile ilgili neden 1. Dünya Savaşı'ndan ayrıldıklarını aratmış. En ilginci Norveç. Norveç'te neden bir penguene şövalye unvanı verildiğini merak etmişler. Türkiye ile ilgili en merak ettikleri şey ise şu. Neden 1. Dünya Savaşı'na katıldığımız? Haritalar sadece duvarda öylesine duran süs eşyaları ya da nerede az trafik var diye birkaç dakikalığına kullanılan şeyler değildir. Haritaların dünyası sandığınızdan daha renkli. Bu kanalda defalarca kez haritaları inceledik ve bu dünyanın daha sadece başındayız.